bir varlığı canlı olarak tanımlayabilmemiz için o canlının üremesi gerekir. Ebeveyn canlıların bir takım materyaller aracılığıyla özelliklerini yavrularına aktarması beklenir. Ebeveynlerin çocuklarına aktardığı materyallere genetik materyal diyoruz. Günümüzde artık bunun DNA yani deoksiribonükleik asitle aynı şey olduğunu biliyoruz. Fakat bunu daha önceleri bilmiyorduk. Geçmişte DNA'nın genetik materyal olduğunu ispatlamak için yapılmış deneyleri şimdi inceleyeceğiz. Bu deneylerden ilki Friedrich Mischer tarafından yapılmış. Mischer 1844-1895 yılları arasında yaşamıştır. Mischer bir iltihaptan aldığı hücrelerle çalışmıştır. Bugün o hücrelere lenfosit diyoruz. Lenfositlerin çok büyük çekirdekleri vardır. Eğer hücre buysa çekirdeği de aşağı yukarı bu kadar olacaktır. Ve tabii ki çekirdek içinde böyle bir materyal bulunur. Çekirdekler epey büyük olduğu için Mischer, içerideki materyali e, izole edebilmiştir. Bu materyali incelemiş ve materyalin iki bileşeni olduğunu keşfetmiştir. Bunlardan ilki protein. İkincisi ise asit gibi davrandığı ve çekirdekte bulunduğu için nükleik asit ismini alan bir bileşen. Yani Mischer, nükleik asiti izole eden ve tanımlayan ilk bilim insanıdır. Konuşacağımız diğer bir deney ise aynı zamanlarda yaşayan Wilhelm Ruh tarafından yapılmıştır. Ruh 1850-1924 arasında yaşamıştır. Ruh bölünen hücrelerle çalıştı, bunları analiz etti. Buraya bir hücre çiziyorum ve içine birkaç organel yerleştiriyorum. Hadi gelin bunlara biraz daha yakından bakalım. Bu endoplazmik retikulum. Birkaç tane mitokondrimiz var. Birkaç tane ribozom da görüyoruz. Buraya kısaca rib yazacağım. Tabii ki merkezde de çekirdek var. Buradaki hücrenin şu anda mitoz geçirdiğini görüyoruz. Merkeze kromozomlar çizeceğim. 4 tane kromozom çiziyorum. İ ipliklerini de yerleştiriyorum. Bunlar hücre içindeki kromozomların ayrılmasına yardım ediyor. Ru hücre bölünürken organellerin eşit dağıtılmadığını fark etti görüyorsunuz. Soldaki hücrede üçer tane ribozom ve mitokondri bulunurken sağdaki hücrede bunlardan ikişer tane bulunuyor. Fakat Ru, hücredeki çekirdeklerin çok düzenli bir şekilde bölündüğünü gördü. Yani her iki hücrenin de 4 kromozomu oluyor. Ru bu kadar düzenli bölünen bu materyalin genetik materyal olduğu sonucuna vardı. Bu gayet mantıklı. Çünkü genetik materyal yaşamak için gerekli bilgileri kodlar ve bilgiler gelecek hücrelere aktarılır. Fakat bir hücreye bölünmeden sonra yeteri kadar mitokondri dağılmayabilir. Bu durumda hücre kendi mitokondrilerini üretir. Ya da bir hücre kazayla ribozomsuz kalabilir. Hücre hali hazırda DNA'sı olduğu için ribozom üretme bilgisini içinde taşır. Sonuç olarak kalıtsal materyal protein ve nükleik asitten oluşuyor. Friedrich Mischer ve Ruhn deneyleriyle bu sonuçlara ulaşılmıştır.